Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videoda iyilik zamirlerinden bahsedeceğiz. Makedonca'da iyilik zamirler şöyle oluyor. Benim, moi. Moi. Senin, tvoi. Tvoi. Onun. Hatırlıyorsanız kişi zamirleri işlediğimiz zaman anlattık ki Makedonca'da o zamiri için 3 şekil var. 3 cins vardı Makedonca. 3 cinsiyet vardı. Toi, ta, toa oluyordu. Şimdi toi için negof oluyor. Yani erkek birinin bir şey olduğu zaman negof. Onun dediğimizde negof. Erkek ve orta cinsi için negof. Ta için onun desek neizin oluyor. Neizin. Okay? Bir daha söylüyorum. Negof erkek ve orta için. Neizin kızlar için. Tamam mı? Çoğullara geçiyoruz. Bizim dediğimizde naş. Sizin vaş. Onların nivni. Bir daha baştan hepsini söyleyeceğim. Moi, tvoi, negof, Neizin, naş, vaş, nivni. Makedonca'da bunlar aynı zamanda sıfat oluyorlar. Sıfat derken demek ki bunlar çekimleniyor, değişiyor. Neye göre? Tabii ki isme göre. Şimdi az önce saydığım tüm şekiller aslında iyilik zamirlerin ya da sıfatların hem kök halleri hem de erkek halleri oluyor. Tamam mı? Aşağıda ben yazacağım hepsinin şekillerini. Erkek, kız, orta ve çoğul hallerini hepsini yazacağım. Ama bundan sonra örnekler yapacağız. Evet, şimdi benim anahtarım demek istersem, benim anahtarım, anahtar Makedonca'da kluç. Kluç. Kluç kelimesi ünsüzle bittiği için erkek cinsi oluyor. Demek ki benim kelimesi de erkek şekilde olmalı. Yani moi kluç olacak. Okay? Fakat kitap Makedonca'da kniga idi. Kniga. Kniga kız isim olduğu için benim kitabım diyebilmemiz için moja kniga demem lazım. Moi kniga olur mu? Olmaz. Okay? Moja kniga. Tamam. Bu neye benziyor? Yani diğer sıfatlara benziyor. Nov, jolt, bel falan yani renkler, normal sıfatlar. Ondan sonra kahve, kafe. Benim kahvem demek istersen benim kahvem Makedonca'da kafe orta cinsi olduğu için benim de orta şekilde olması gerekiyor. Ve buna ne diyorum? Moe kafe. Moe kafe. Benim kahvem Makedoncası Moe Cafe. Okay? En son ne kaldı? Çoğullar kaldı. Hatırlıyorsanız sıfatlarda çoğul halleri de vardı. Burada da aynı şey olacak. Şimdi benim gözlerim demek istersem benim gözlerim gözler Makedonca'da oči. Oči. Şimdi benim de çoğul halinde olması lazım. Oči'den dolayı. Çünkü tekili oko, bir tane oko. Çoğul oči. Benim gözlerim ikisi de çoğul olacak. Moi oči. Moi oči. Okay? Güzel. Bir daha söylüyorum komple. Moi kluç. Benim anahtarım. Moja kniga. Benim kitabım. Moe kafe. Benim kahvem. Moi oči. Benim gözlerim. Bunlar nasıl değişiyorsa, nasıl çekimleniyorsa diğerler hepsi bu şekilde çekimlenecek. Altta yazacağım tüm şekillerin, tamam mı? Örneklerle devam. Cümle nasıl kurulur? Cümle yaptığım zaman aynı örnekleri kullanacağım. Cümle kuracağım. Mesela benim anahtarım küçüktür. Küçük demek istiyorum. Benim anahtarım küçüktür. Moj kluč
ne yaptım? Moyot kluç yaptım. Çünkü özneyi her zaman belirtiyoruz makyaj öncede. Moyot kluç, çünkü üçüncü şahıs tekil o yani. Küçük, küçük ne ol yani küçük olan nedir? Anahtar. Tekrar bu sıfatta anahtara göre erkek şeklinde kalacak. Moyot kluç emal. Okey? Moyot kluç emal. Dobro. Olumsuz olsaydı moyot kluç ne emal? Benim anahtarım küçük değildir. Moyot kluç vokutiyada. Benim anahtarım kutunun içinde, kutudadır. Okey? Vesaire. Devam edelim. Kitap. Moja knjiga dedik. Şimdi o benim kitabım demek istersem Toa e moja knjiga. Toa e moja knjiga. Tamam. Benim kitabım yenidir desek benim kitabım yenidir. Burada özne olduğu için benim kitabım yani yeni olan ne? Benim kitabım. Moja ta kniga demem gerekiyor. E nova. Nova oldu. Neden? Çünkü knigadan dolayı kız isim. Tamam. Ondan sonra benim kahvem sıcak değildir. Benim kahvem sıcak değildir. Moe kafeydi benim kahvem. Ama özne olduğu için belirtiyorum. Yani moeto kafe ne değildir çünkü ne toplo. Moeto kafe ne toplo. Toplo neden toplo? Toplo çünkü kafe orta cins. Sıcakta orta cins olacak. Yani her şey bağlıdır ve uyumlu olması lazım. Okay? Evet. En son örnek neydi? Gözlerle yani çoğul dediğimiz gibi moi ochi benim gözlerim çünkü gözler tek gözden bahsetmediğimiz için yani çoğul olunca sıfatta çoğul oluyordu. Yani moi ochi benim gözlerim mavi değildir. Benim gözlerim mavi değildir. Güzel bir örnek. Neden? Çünkü burada çoğul olunca ne oluyordu? Fiili, sıfatı her şeyi çoğullaştırıyoruz. Benim gözlerim yani moi te ochi belirtmeyi de alıyor tabii ki. Yani özne olduğu için. Moi te ochi ne se. Neden se? Çünkü onlar, gözler, onlar üçüncü şahıs çoğul oluyor aslında. Moi te ochi ne se sini. Mavi de çoğul şeklinde oldu. Çünkü mavi gözler, mavi olan gözler yani gözler çoğul olduğu için sini olması gerekiyor. Evet. Bunların sorusu Türkçe'de kiminle yapılır? Kimin kelimesiyle yapılır? Kimin Makedonca'da çi? Çi-ye, çi. Okay? Bu da kök hali. Yani diğerler nasıl çekimleniyorsa erkek kız orta çoğul olarak bu da çekimleniyor. Ve onun diğer şekilleri çi kökü, çiya, çiye, çi. Tamam mı? Birkaç örnek yapacağım. Tekrar aynı şeyleri kullanarak. Evet, hemen örnek yapalım. Anahtar kimindir? Çi e kluçot. Çi e kluçot? Kluçot e moi. Anahtar benimdir. Kitap kimindir? Çiya kitaptan dolayı çiya e knigata. Çiya e knigata. Knigata e moja. Kitap benimdir. Çiye e kafeto. Çiye e kafeto. Kahve kimindir? Kafeto e moe. Kafeto e moe. Kahve benimdir. Çi se oçite. Çi se oçite. Oçite se moi. Oçite se moi. Gözler kimindir? Gözler benimdir. Tamam mı? Yani soru sormak için çi kelimesini kullanıyoruz ve bu
kelime de aynen diğer sıfatlar gibi çekimleniyor. Çi, çiya, çiye, çiğ olarak. Tamam mı? Tekrarlıyorum. Soru kelimelerle soru cümleler yaptığımız zaman soru kelimeler cümlenin başına geliyorlar. Okay? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa eğer tabii ki yorumlarda yazabilirsiniz. Ve sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. İmajte ubavden. Ciao ciao.